dinozorların varlığı bir zamanlar gezegenlik en başarılı türler oldukları için bilim dünyasının uzun zamandır ilgisini çekmiştir. Dinozorlar güzel zamanlar yaşadı ve dünya yüzeyine düşen milyarlarca Hiroşima değerinde asteroid bombaları tarafından yeryüzünden silindi. Bilim adamları milyonlarca yıl önce kopan bu kıyametten tek bir dinozorun bile kurtulamayacağına inanıyor. Hikayelerini bıraktıkları fosillerden biliyoruz. Ancak son kanıtlar bu fikri değiştirmeye başladı ve birçok soru ortaya çıktı. Ya hayatta kalan dinozorlar varsa ve insanlardan saklanma konusunda ustalaşmışlarsa? Bugün sizlere gerçek hayatta kameraya yakalanan 10 dinozoru sunuyoruz. Ohio'daki pterozor. Gökyüzündeki görünen dinozorla ilgili bu görüntüler var. Videoya baktığınızda uçan bir kuş görürsünüz. Herhangi bir izleyici onu ihtişamlı bir kuş sanar. Ancak bu sıradan bir kuş değil. Bunu zaten tahmin etmişsinizdir. Kanatlarının büyüklüğü ve pençeleri onun başka bir şey olduğunun bir göstergesi. Büyük bir yarasadır diye düşünüyorsunuz, değil mi? Bu bir yarasa da değil. Diyelim ki yarasa. O zaman kafasındaki ivi nasıl açıklayacaksınız? Sadece pterozorlar bu özelliklerle bilinir. Ama onların 66 milyon yıl önce soyları tükendi. Ya da biz buna inanıyoruz. Peki ya hiç gitmedilerse? Bu sorunun cevabını size bırakıyoruz. Sokaktaki bebek, Brachiosauruslar. Geçen yıl bir ara sokaktan geçen bir bebek dinozorların bu videosu sosyal medyada viral hale geldi. Bunu gören herkes gözlerine inanamadı. Bahse girerim, o küçük sevimli dinozorları görenler evinde beslemek istemiştir. Kesinlikle küçük Brachiosauruslara benziyorlar ya da daha spesifik olarak Savannasaurus gibi görünüyorlar. Bu fosilleri Avustralya'ya özgü olan bitki yiyen uzun boyunlu bir dinozor türüdür. Çok heyecanlanmayın. Videoda yanlış olan çok fazla şey var ve hataları görmek için şüpheci olmanıza gerek yok. Burada tasvir edilen hayvanlar hiçbir şekilde dinozor olamaz. Video bunu iddia etse de orijinal kopyayı izleyince yapılan numara anlaşılıyor. Videoyu geriye doğru oynatmayı da deneyebilirsiniz. Videodaki hayvanların aslında bir çeşit gelincik olduğunu göreceksiniz. Video sadece fantezilerimizi tatmin edecek şekilde manipüle edilmiş. Ormanda yakalanan Velociraptor. Dinozorlardan bahsederken T-Rex ve Velociraptor gibi havalı olanları anmadan olmaz. Jurassic Park'ta oynadıkları önemli rollerden bahsetmiyoruz sadece. Bu çetin canavarlar kitlesel bir yok oluştan sonra hayatta kalmayı başarmış gibi görünüyor. Onları tek göreceğimiz yerler filmlerde olmayabilir. Bu videonun kaynağı bilinmese de videodakinin ormana kaçan bir Velociraptor olduğu iddia ediliyor. Başta oldukça bulanık ama yakınlaştığınızda onu kesinlikle göreceksiniz. Bu inanılmaz çünkü bir yırtıcının o seyrek çalılıkta bu kadar uzun süre hayatta kalması pek mümkün değil. Bunun gibi birçok soru internetteki tartışmaları kızıştırmaya yetti. Bazıları yaratığın küçük talihsiz hayvanlarla beslendiği ormandan geldiğini söylerken, bazıları konuya daha şüpheci yaklaşıp videonun becerikli bir editörün çalışması olabileceğini iddia ediyor. Muhtemelen bu videoyu yapan kişinin izlenme sayıları peşinde olduğu ve insanların akıllarıyla dalga geçtiğini söylüyorlar. Eğer durum buysa bu videonun arkasındaki beyne şapka çıkarıyoruz. Neticede 1 milyon insanın beğenisini ve merakını uyandırmayı başardı. Video oldukça gerçek ve ikna edici görünüyor. Zuiyo Maru Karkası. Zuiyo Maru, 90'lı yıllarda mürettebatı Yeni Zelanda sularına ilgi duyan bir Japon balıkçı teknesiydi. 15 Nisan 1997'ye kadar her şey onlar için normaldi. O gün gemideki balıkçılar bilim topluluğunun ilgisini uyandıran bir şey yakaladılar. Mürettebatın ağlarına sahilden 3 mil açıkta garip görünümlü bir deniz hayvanının çürükleşinin yakalandığı bildirildi. Tanımlandığı şekliyle bu büyük ceset burnundan kuyruğa kadar yaklaşık 10 metreydi. Bu artı diğer birçok fiziksel benzerlik akıllara ciddi ciddi çürümüş bir plezaurus olabileceği fikrini getirdi. Tam olarak ne tür bir balık olduğunu anlayamadıkları için bir fotoğraf ve birkaç parçayı laboratuvara götürdüler. Birçok tartışmadan sonra bazı biyokimyasal gerçekler yaratığı muhtemelen bir çeşit fırfırlı köpek balığı olduğunu ortaya çıkardı. Belki de balıkçıların hayal gücü kendi kendilerini kandırmalarına yetmişti ya da bilim adamları yanılıyordu. Ne de olsa bu antik canlılardan kalan karşılaştırma yapabileceğimiz herhangi bir doku yok. Yani antik bir hayvan olduğu olasılığını tamamen elemiyoruz. Champlain Gölü'ndeki şampiyon, Champ. 100 yılı aşkın bir süredir Champlain Gölü gizemli bir su canavarına ev sahipliği yapıyor. New York ve Vermont adasında 200 kilometre uzanan tatlı suyu gövdesinin hayranlarının şampiyon olarak adlandırdığı plezaurus benzeri bir yaratığı barındırdığı söyleniyordu. Bu yaratığın görüldüğüne dair 300'den fazla ifade verilmiştir.
Birçok kişi yaklaşık 6 metrelik bir canavarın gölün içinde yaşadığını doğruladı. 2005'e kadar somut bir kanıt yoktu. Doug Effilter adında bir balıkçı ve üvey oğlu Pete Buttigieg yakalanması zor hayvanı dijital bir kameraya çekti. Videonun kalitesi nedeniyle suyun altında neyin gizlendiğini kesin olarak söyleyemeyiz. Ancak yaratığın daha yakın bir analizi, kaplumbağa benzeri bir vücudu, uzun bir boynu ve kanatları olduğunu ortaya çıkardı. Bu açıklama tanıkların şampiyon hakkında verdikleri önceki ifadelerle eşleşti. Emekli iki FBI adli analisti de videonun hiçbir şekilde manipüle edilmediğini doğruladı. Şampiyon gerçekten kameraya yakalandı. Dinozor mu yoksa balina mı bilmiyoruz. Loch Ness canavarı bile olabilir. Ne dersiniz? Şimdi sıra günün fotoğrafında. Bu canavarların krallarının geri döndüğüne dair bir kanıt olabilir. Yorumlarda bizimle paylaşın. Mokele Mbembe. Her yerin kendine göre efsaneleri vardır ve insan ister istemez acaba bu efsanelerde bir gerçeklik payı olabilir mi diye düşünür. Ogopogo ve Leviathan efsanesi hakkında kısa bir araştırma yaparsanız hepsinin gerçekte bir şeye dayandığını göreceksin. Mesela Kraken'i ele alalım. Bu efsaneye dev bir mürekkep balığının varlığını ilham etmiştir. Mokele Mbembe de farklı değil. İyi haber şu ki bu yaratık bir kameraya yakalandı. Yani artık iddialarınızı destekleyebileceğiniz görsel bir kanıt var. Odak dışı görünen bu resim Mokele Mbembe'ye benzeyen bir yaratığa dair nadir kanıtlardan biridir. Uzun boyunlu. Bir su aygırının en az 2 katı ağırlığa sahip bir canavar. Detaylar doğruysa Mokele Mbembe kesinlikle bir dinozor olmalı. Belki de 4 bacaklı dinozorlar ailesinde bir tür Sauropod'dadır. Kongo havzasında yaşadığına inanılan Mokele, mağaralarda yaşayan ve yüzen bir yaratıktır. Aynı zamanda katildir. Evet biliyoruz, birkaç bulanık fotoğraf bilim dünyasını ikna etmek için yeterli değildir. Eğer bu yaratık gerçek çıkarsa sonra ne olacak dersiniz? Georgia'daki Plesiarus elti. Şimdi sırada kıyıya vurmuş garip bir yaratığın görüntüleri var. Yaratığın güneydoğu Georgia'daki bir yaban hayatı sığınağının kıyısında bulunduğu söyleniyor. İlk başta deniz hayvanının ölü bir fok balığı olduğunu düşündüler. Ancak daha yakından bakınca bunun hiçbir fok balığı olmadığına emin oldular. Balığa benzemiyordu, kaplumbağaya da benzemiyordu. En iyi tahminleri bunun bir plezaurus olabileceğiydi. Beklendiği gibi uzmanlar arasında inanmayanlar bunun çürüyen bir büyük köpek balığı ya da yılan balığı olduğunu iddia etti. Balıkların çürüme sürecinde aldıkları şaşırtıcı formlar nedeniyle gerçek olma ihtimali yüksek bir fikirdi. Kimileri ise bunun elti denen popüler Georgia canavarının bir kanıtı olduğunu iddia etti. Köprünün altındaki yalnız dinozor. Bu resim bilinmeyen bir yerde çekildi ve dinozorların var olduğuna dair gerçek bir kanıt olarak sunulunca dikkatimizi çekti. Resimde kameraya neredeyse gülümseyen bir T-Rex görebilirsiniz. Neredeyse poz vermiş gibi çok gerçekçi görünüyor. Asıl sorun da bu. Muhtemelen dikkat çekmek için yaratılan o animasyonlu görüntülerden biri. Londra Caddesi'nde T-Rex. Bir sabah işe giderken yolda dev bir dinozorla karşılaştığınızı hayal edin. Yapacağınız tek şey canınızı kurtarmak için oradan kaçmak olurdu, değil mi? Jurassic filmlerinin hayranı olanlar muhtemelen daha çok korkardı. Haziran 2015'te Londra sokaklarında yoldan geçenler bu T-Rex ile karşılaştı. Gerçi kanaması olduğunu ve tamamen bağlı olduğunu fark ettiğinizde gerginlik azalıyor olabilir. Yine de gördüğünüz şey bir dinozor. Birçok insanın bakmasını ve fotoğraf çekmelerini sağlayan bu 14 metrelik canavar yapay olarak yapıldı. Tüm anatomisi bozulmamış bir T-Rex'in gerçek boyutlu yapılan ilk kopyasıydı. Kan bile sahteydi. Tasarıma yardım eden öncü paleontolog Dr. Tony Herridge, gerçek boyutlu kopyanın insanlara ilham vermek için yapıldığını belirtti. Plastik yapılmasına rağmen o kadar gerçekçiydi ki çoğu insan gerçekten dinozor gördüğünü sandı. Gece görüşüyle görülen tiranozor. Bu videoda geceleri yağmurda yürüyen bir dinozor olduğu iddia ediliyor. Bunun bir tiranozor olduğunu anlamak için fazla düşünmeye gerek yok. Video yeterince gerçekçi görünse de bu videonun gerçek olup olmadığını söylemek zor. Bilinmeyen bir ormanda tipik bir yağmur arka planı üzerinde yerleştirilmiş olabilir. Deneyimli bir video editörünün görüntüyü T-Rex animasyonuna eklemesi hiç de zor değil. Yine de gerçek bir şey de olabilir. Dinozorların uzun zaman önce yok olduklarına inansak da onların hala yaşadığına dair kanıtlar bulmak hoşumuza gidiyor. Aşağıdaki yorumlar bölümünde konuyla ilgili görüşlerinizi belirtin. Yeni çıkacak videolarımızı kaçırmamak için bildirim ziline tıklamayı unutmayın. Umarım iyi bir gün geçirirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.